Evet, herkese merhaba. Bu videoda SPSS'te anket veri girişi nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Ama öncelikle biliyorsunuz verilerimize Excel'e giriyoruz. Excel'den SPSS'e geçirmek için nasıl girmeliyiz öncelikle Excel'e ondan bahsedeceğim. Excel'den SPSS'e aktarırken yaşayacağımız zorlukları nasıl aşarız ya da kolayca nasıl atarız onu söyleyeceğim. Daha sonra SPSS'e geçeceğiz. SPSS programı üzerinde anket verilerimizi nasıl girmeliyiz? O analizde hazır olması için neler yapmalıyız? Onları anlatacağım. Daha sonra ters kodlama yapmamız gerekiyorsa ondan bahsedeceğim. Toplam puanı nasıl elde ettiğimizi SPSS üzerinden söyleyeceğim. Ve videomu burada bitireceğim. Evet, başlayabiliriz. Şimdi anketlerimiz çok pardon. Gördüğünüz gibi anket verilerimizi tabi bu şekilde alt alta girmemiz gerekiyor. Excel'e neden alt alta girmemiz gerekiyor? Çünkü SPSS'i analiz ederken bunlar grup olduğu için alt alta girmemiz gerekecek. Orada kolaylık olacak bize. Gördüğünüz gibi en üstte anket sorularını belli bir kodla yazıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey verdiğimiz isimde boşluk olmaması. Boşluk olduğu zaman SPSS'e direkt aktarmamızda sorun yaşıyoruz. Elle girmemiz gerekecek. Ama burada biz başlangıçta eğer soruların adını boşluksuz girerken, örneğin ben buraya soru 2F demişim. Herhangi bir boşluğum yok. Katılımcıların adına baktığımda da katılımcı alt tire mesela ID yazmışım, tamamen uydurdum bunu. Kıs kod da verebilirsin, hiç önemli değil. Ama mümkünse boşluk kullanmamanız gerekiyor ki SPSS'te sıkıntı yaşamayalım yapıştırma işlemi yaparken. Çünkü buradan alıp kopyala yapıştır yapacağız, birazdan göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde SPSS'e verileri girmiş olacağız. Çok kolay bir şekilde girmiş olacağız. İlk başta anketleri girerken bu şekilde girmeliyiz. İkincisi, tabii ki Excel'e sayısal olarak girmemiz bizim için daha iyi. Mesela SPSS'de ondan bahsedeceğim. Ben burada hep gördüğünüz gibi anket soruları nedir? Çok iyi, iyi. Orta, kötü olabilir mesela bir seçeneğimiz. Onlara kodlar vermemiz giriş yaparken. Örneğin onu da bir yere not edin ilk başta ki sayısal kullanırsak çok daha kolay olacaktır işimiz. İşte çok kötü 1'di, orta 2'ydi, çok iyi 3'tü, çok kötü de 4'tü, sallıyorum tamamen bunları. Bunlara bir kod verin ve o koda göre girişinizi yapın. Zaten puanlama sırasında da onların bir puan değeri olacaktır anketinizde. O puan değeri neyse onu kullanmanız daha mantıklı olabilir. Var yok diye girmektense. Anketlerimiz bu şekilde girdik gördüğünüz gibi. Şimdi SPSS'te bir tane boş çalışma sayfası açmıştım. Buraya verilerimizi ilk başta aktaracağız. Nasıl aktaracağız? Öncelikle şu isim kısmını, hani hangi soruydu falan, onları atmamız gerekiyor. Yani variable kısmına geliyoruz. Buraya geldik. Şimdi gördüğünüz gibi burada alt alta. Yani bir sütun içerisindeyken Excel dosyamızda ise bir satır içerisinde. Bunu Excel'den çok kolay bir şekilde satırı biliyorsunuz sütuna çevirebiliyorsunuz. İşte buradan satır kısmına tıklayıp sağ tıklayıp kopyala diyoruz. Daha sonra hani şey olmasın diye, karışmasın diye şurada bir boşluk bırakıp sağ tıkladığınızda yapıştırma seçenekleri göreceksiniz. Burada sırayı değiştir kısmı var. Bakın şeyi de kısa yolda Excel için S. Excel videosu olmadığı için çok anlatmıyorum. Sırayı değiştire bastığınız zaman buraya artık şurada görmüş olduğumuz satırı bir sütun haline getirdi. Buradan biz bizim için önemli olan başlıkları tutuyoruz. Kopyala diyoruz. Ve SPSS'e gelip yapıştır dediğimizde gördüğünüz gibi otomatik olarak variable view'ımız, gruplarımız buraya gelmiş oldu. Şimdi verilerimizi atacağız. Verilerimizi atmamız çok daha kolay. Ne yapacağız? Gireceğiz Excel'e. Buradan tutacağız sorulara kadar. Hepsinden sonuna geliyoruz. Tabi bunu biliyorsunuzdur ama tabii ki mecbur söylemem gerekiyor. Belki bilmeyenleriniz vardır. Tuttuk. Bunu da kopyaladık ve SPSS programımızın DataView kısmına gelip CTRL-V dediğimizde biraz da beklememiz gerekiyor. Yapıştırıyoruz. Şimdi burada tabii Excel'de de bazen böyle şeyler olabiliyor. Bir tane boşluk var mesela. Hani bu Excel'de de vardı. Hani Excel'de de göstereyim. Hani yapıştırma hatası değil. Örneğin sorunun biri boş bırakılmış. Neden? Biz bu anketi doldurduğumuz kişi onu cevaplamak istememiştir. Bir tane soruyu cevaplamadı diye de o katılımcının sonucunu çıkarmak biraz kötü olacak. Biliyorsunuz anketlerde ne var?
parametrelerimiz var. Şu üstte almıştık mesela soru 1A, 1B. 1 mesela başka bir parametreyi değerlendiren sorular. 2 farklı bir parametreyi değerlendiren sorular. Hasta tamam, iki nolu parametreden cevap alamayalım, hasta ya da birey. Bir nolu parametresi de elimizde kalsın diye giriş yapacaksak onu boş bırakıyoruz. SPSS sağ olsun o boş bıraktığımız parametre de birazdan gösteririm. İşlem yapmıyor ve doğal olarak oradan puan hesaplamamış oluyor. Biz de kurtarıyoruz. Yani bu şekilde girmemiz oldukça doğru. Şimdi SPSS verilerimizi attık. Şimdi diyeceksiniz ki burada virgüller falan var, ne yapacağız? Orası için tabii ki hiçbir analize girmeden direkt olarak ne yapacağız? Çok pardon. Şuradan variable kısmından ayarlar yapmamız gerekiyor. Mesela az önce bahsettiğim olay, sorulara etiket verebiliriz. Biz orada ne dedik? İşte boşluk bırakmıştık örneğin. Hani boşluk bırakmayın, daha çok böyle kod şeklinde isimlendirin demiştik. Mesela katılımcı ID yerine label'a tıkladığımız zaman artık istediğimiz şeyi yazabiliriz buraya. İşte katılımcılar sırası olsun örneğin, tamamen uydurdum. Gördüğünüz gibi boşluk falan bırakabiliyorum. Analiz yaptığımız zaman da artık katılımcı ID yerine daha çok katılımcılar sırası gözükecek. Ama biz işlem yaparken dediğim gibi boşluk bırakmadan yazmak zorundayız. Daha sonra mesela values kısmı var. Bu da çok önemli. Anket sorumuzun cevaplarını neydi? Hani 1 ile 4 arasına girmiştik ya, az önce gösterdim. Sayısal girin demiştim. Mesela bir değeri bizim için neyi içeriyor? Hemen label'ımıza geldik. Bir atıyorum. Ne olsun? Çok kötü. Artık sizin anketinizde neyse o şekilde gireceksiniz. 2 kötü. Örneğin geldik 3. Ne olsun? 3 iyi olsun. 4 de çok iyi olsun. Çok kötü, kötü, iyi ve çok iyi diye bunu labellamış olduk. Okey dediğimizde artık soru 1A'nın istatistiksel analizinde ya da tanımlayıcı verilerinde bunları bize göstermiş oluyor. Hemen örnek yapalım. Mesela analiz dedik ve frekans tablosu görmek istiyoruz. Soru 1A'ydı sanırım. Okey dediğimizde artık bize ne diyor? Direkt olarak analiz yapmamızda bile çok kötü 96 tane, kötü diyen 30 tane, iyi diyen 11 tane soru 1A için, çok iyi diyen de 10 kişi var diyoruz. Bu şekilde frekans tablosu oluşturabiliyoruz. Yani bizim için frekanslar oldukça önemli. Bu şekilde labellamamız çok işimize yarayacak sonuçları değerlendirirken. Label'ımızı da anlattık. Values kısmına dikkat ediyoruz. Şurada decimals kısmını 0 yaptığımızda, ki anket sorularımız biliyorsunuz sayısal olmadığı için, katılımcı ID ordinal bir değişken değil mi? Sıralı bir şekilde gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? Hayır. Bu da nominal bir değişken. Tüm anket sonuçlarımız nominal bir değişken. Kategorik diyebilir miyiz? Hani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, biliyorsunuz burada ne var? Sayısal olmadığı kesin. Ordinal sıralı olabilir mi? Belki olabilir, hani bir daha küçük, iki daha büyük, ama ankette kullandığımız sonuçta bir iyi yerine bir kodlama yaptık. Çok kötüye 4 dedik, kötüye 3 dedik. Demek ki bunlar nominal değişkenler. Buradan bu önemli. Nominali seçmemiz gerekiyor. Daha sonra buraları da ayarladık diyelim. Her şeyi güzel bir şekilde yaptık. Burayı dediğim gibi unutmayın. Güzel bir şekilde ayarlayalım. Ondan sonra analiz kısmında daha rahat elde edebiliriz. Bu şekilde SPSS'e geçişimizi yapmış olduk. Gördüğünüz gibi anket sonuçlarımız elinde, gruplarımız sağlam, her şey duruyor. Variable where kısmına geldik. Etiket verdik grup isimlerine. Daha sonra verilerimizi işte 1 çok kötü, 2 çok kötü, 3 çok iyi gibi sıralama yaptık. Kodlama yaptık, çok özür diliyorum. Kodlama yaptık. Bu şekilde artık analiz yaptığımızda kafamız karışmayacak hale getirdik. Şimdi analize geçmeden önce güzel sorularımızı buraya girdik, ama biliyorsunuz anketimizin bir de toplam puanı var. Ya da kategorik puanı var. Bunu SPSS üzerinden hesaplayabilir miyiz? Tabii ki de hesaplayabiliriz. O yüzden ilk başta anket yaptığımız zaman işte o puanı hesaplayayım, şu puanı hesaplayayım diye uğraşmamıza gerek yok. Tabii kullandığımız ankete göre değişmekle birlikte bazen çok garip şeyler ortaya çıkabiliyor. Örneğin diyor ki birinci kategori puanı hesaplanırken işte her soru
de aldığı puanı toplayın, atıyorum dörde bölün, sonra ikincileri toplayın, dörde bölün, böylece bir toplam puan çıkarın diyor atıyorum, ya da direkt toplayın diyor. Bunları yapabileceğimiz, SPSS'de daha önce videomda bahsetmiştim, bir transform menüsü var. Toplam puan ya da kategorinin alt toplam puanını hesaplarken yapacağımız ilk şey Compute Variable kısmına tıklamak. Tıkladık. Burada matematiksel bir işlem yapacağımız için oldukça basit. Öncelikle şuraya o hani toplam puan mıydı neydi bunun ismini yazmamız gerekiyor ne olduğunu. Örneğin toplam puan olsun. Toplam puan diye bir tane ismini buraya verdik. Şimdi bunu nasıl hesaplayacağız? Gördüğünüz gibi burada bizim sorularımız var. Örneğin birinci sorularla ilgili bir toplam puan olsun. Buna toplam puan 1 diyelim. Soru 1A dedik. Numerik expression kısmını atıyoruz. Daha sonra bildiğiniz matematiksel işlem artı diyoruz. Soru çok pardon. Artının biri fazla oldu. Daha sonra soru 1B'yi gönderiyoruz. Tekrar artı diyoruz. Soru 1C'yi gönderiyoruz. Ondan sonra artı deyip soru 1D'yi gönderiyoruz. Yani diyoruz ki toplam puan 1 diye bir grup oluştur. O grupta da verileri birinci sorunun cevabı, ikinci sorunun cevabı, üçüncü sorunun cevabı, dördüncü sorunun cevabını topla diyoruz. Bu kadar. Toplam puan 1 diye bir grup oluşturacak ve bu şekilde yapacak. Okey dediğimizde şurada zaten bize söylüyor. Toplam puan 1 eşittir. Birinci sorunun A'sı, B'si, C'si ve D'sinin toplamıdır. Ben bunu oluşturdum diyor. Execute diyorsa eğer. Geldik bakalım gerçekten böyle bir şey oluşturmuş mu? Evet, toplam puan 1 diye gördüğünüz gibi yeni bir grup oluşturdu ve burada toplam puanları yazdı. Bakalım toplam puanlarımız ne? Katılımcı 1 için 1, 2, 3, 4. Hemen bakıyoruz gerçekten 1, 2, 3, 4 mü? Evet, gördüğünüz gibi toplam puanı 4. Böylece toplam puanı alt parametrede elde etmiş olduk. Peki bölmeli bir işlemimiz varsa nasıl yapıyoruz? Burada da biraz konsepti geliştirelim ki hani daha kafanıza yatan bir şey olsun. Örneğin şöyle bir işlem yapmamız gerekecek. Yine transform'a geldik, compute variable'a geldik. Diyor ki bunları topladıktan sonra 4'e böl çünkü 4 tane soru var. Atıyorum. Anketin toplam puanını belirteceğiz. Şuraya geldik, toplam puan. Birini sildim çünkü artık tüm anketin toplam puanını hesaplamak istiyorum. Birinci kategoriye 4'e böl diyor. Çünkü 4 tane soru var diyor atıyorum. Parantez içine basıyoruz. Buradan da basabiliriz gördüğünüz için gibi. Ya bir de matematiksel işlem. Bunları birer matematiksel terimmiş gibi düşünün. Sonuçta sayısal veri bu onun grubun adı. Parantez içerisine aldık. Daha sonra matematiksel işleme devam edeceğiz. Bölü diyeceğiz. 4. Buraya kadar her şey kolay. Yani 4'e böldük. İlk başta toplam puanı hesaplarken. Sonra ikinci kategoriye geçeceğiz. İkinci kategoriyi de ayrı hesaplayacağımız için bunların ikisini toplayacağız. Tekrar bir parantez içerisine alıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bilmiyorum siz dikkat ettiniz mi? Bunu biz bir klavyemiz üzerinden de yazabiliriz bu işlemi. Düzgün yazdığımız sürece hiçbir sıkıntı yok. Ama şuna dikkat edin. Eğer biz artı eksi diyeceksek her işlemden sonra bir boşluk var. Yani SPSS öyle istiyor. Örneğin soru 1A dedik. Sonra diyor bir boşluk bırak. Öyle artı koy. Yani toplama işleminin hem öncesinde hem sonrasında bir boşluk olsun. Bunu ben karıştırırım diyorsanız şunları kullanarak yapmanızı öneririm. Böylece hani otomatik boşluğu atıyor. Ama biz kendimiz koyacaksak mesela buraya artı koyduğumuzda bu yanlış oluyor. Boşluk bırakıp artı koymamız gerekiyor. Ya da direkt buradan artıya basacağız ikinci işleme geçmek için. Ama şimdi bölü dedik, artı dedik. Bir de matematiksel de işlem sırası var biliyorsunuz. Bu ilk kısmı da yine bir parantez içerisine almamız gerekecek. Başa parantezde atmamız gerekiyor. Böylece iki parantez yapmış olduk. Yani diyoruz ki önce bunları kendi arasında topla. Daha sonra onu dörde böl. Ve onu bir sayı olarak sakla. Daha sonra onu ikinci kısmın işlemiyle birlikte tekrar toplayıp bitireceğiz. Yine iki parantez açıyorum o yüzden. Anlarsınız birazdan. Şimdi geldik ikinci soru kategorilerine. İşte attık soru 2A artı soru 2B artı soru arada böyle karışıklık oluyor. Artı soru 2C
Devam ediyoruz. 2 de. Artı 2 ve artı 2F. 2 ile bitirelim. Diğer kategorileri de siz kendinize göre ayarlarsınız. Gördüğünüz gibi 4'e 5'e kadar gidiyor. Şimdi gel ikinci. İkincide kaç tane grubumuz var? Atıyorum anket puanı bu şekilde hesaplamamızı istiyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane grubumuz var. Yani diyor ki bunu da 6'ya böleceksin. Bölü diyoruz. 6 diyoruz. Daha sonra parantezimizi kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk parantez toplam tüm ikinci soruların işleminin parantezi. İkinci küçük parantez ise soruların alt kategorilerin A, B, C, D, E, F sorularının kendisinin toplamını almamız için gerekli olan parantez. Yani bildiğiniz matematiksel işlem, ekstra bir şey yapmıyoruz. Sadece dediğim gibi dikkat etmemiz gereken en önemli şey neydi burada? Biz kendimiz klavyeden yazacaksak işlemleri boşluk bırakmamız gerekiyor. O yüzden şuradan yapmanızı öneririm. Çünkü çok da kompleks bir şey yapmayacağız. Yazdık. Şimdi OK'ye basıyoruz. Burada çıktı veriyor ya bize SPSS. Çıktı verdiği sayfada hemen şeyi anlatıyor. Toplam puan diye bir grup oluştur dedin. Ondan sonra birinci kategori soruları toplayıp 4'e böldürdün. Daha sonra ikinci sorudaki kategorileri toplayıp 6'ya böldürdün ve bunları topladın diyor. Ya bu işlemi yaptım ben diyor. Ve işlem sona erdi diyor. Execute diyor. Doğru mu? Bir daha buradan kontrol edebiliriz. Belki birini yanlış yazdık. Arada boşluk bırakmadık. O yüzden hata vermiş olabilir. Buradan da yine kontrol edebiliriz. Daha sonra bakıyoruz. Gerçekten öyle bir şey oluştu mu? Evet, toplam puan oluştu. Artık 4'e 6'ya böldüğümüz için küsürlü sayılar oluşacak. Bakın. Anketimizin bize toplam puanını verdi. Gördüğünüz gibi anketimizin toplam puanını SPSS üzerinden çok kolay bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Alt kategori puanlarını bu şekilde hesaplayıp mesela toplam puan 1, toplam puan 2 bunları bu şekilde de yine matematiksel işlemle toplam puana ulaştırabiliriz. Sizin anketiniz böyle olmayabilir. Ama bazı anketlerde gerçekten puanlama sistemi çok çok daha garip. İşte 3. kategorileri topla 5'e böl, sonra 6'ları topla 2 ile çarp, sonra bunları 10'a böl diyor. Oradaki matematiksel işlemi transform menüsündeki compute variable kısmına yazacağız. Yapacağımız tek şey bu. Oldukça basit. Bir de anketlerimizde biliyorsunuz ters kodlama diye bir şey var. Ters kodlama nasıl yapılır SPSS'den? En son olarak da ondan bahsedeyim. Ters kodlama şu şekilde yapılıyor. Bununla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım ama esasında çok zor bir şey değil. Burada hemen kısaca bahsedeyim. Örneğin anketimizde bir parametrede 1 olması gereken puan 4. Ters kodlama bu demek. Yani çok iyi, çok... Ne demiştik biz? Şuradan açayım da kafam karışmasın. Mesela dedik ki 1 çok kötü, 2 kötü, 3 iyi, 4 çok iyi. Mesela bu anket sağlık anketi olsun. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok kötü. Kötü bir soru. Daha sonra buna ters bir soru soracağım. Yani kendinizi nasıl hissediyorsunuz değil de kendinizi kötü hissediyor musunuz? Yani olumsuz bir soru sorduk. Ya da bu burayı tam karşılamadı. Değiştireyim nasıl olsun? Örneğin sigarayla aranız nasıl? Gördüğünüz gibi hani sağlık anketinde ters bir soru normalde. Olumsuz bir soru bu. Sigarayla aram çok kötü demek yani hiç içmiyorum demek. Esasında bu iyi bir puan. Yani bunun 4 olması gerekiyor. Olumsuz bir sorudaki puanların yer değiştirmesi gerekiyor. Şimdi ters kodlamayı burada nasıl yapacağız? Yine transform menüsüne geliyoruz. Şurada iki tane seçenek var. Record in the same variables dediğimizde direkt orada o soru için ters kodlamayı yap demek oluyor. Eğer o dursun, ben ters kodlama yaptığımı doğru mu değil mi diyorsam da different variables'a bakacağız. Ben onu seçeyim. Örneğin bizim 1B no'lu sorumuzda ters kodlama yapmamız gerekiyor. Bu da nedir? Soru yeni yapacağımız grubun adı ne olsun? Ters kodlama yerine de TK yazayım ki adını anlamış olayım. Sonra buradan old new values'a tıklıyoruz. Önceden değerimiz 1 iken 4 taneydi benim anketimde hani size söyledim. 4 olacak ekle diyorum. 1 4 oldu. Daha sonra 2 3 oldu. 3 2 oldu.
4 ise 1 oldu. Yani çok kötüyü artık çok iyiye değiştirmiş oldum. Ters sorular oluyor anketlerde. Zaten anket yaptıysanız bunu biliyorsunuzdur. Ama olsun, yine de söyleyeyim. Burada continue dedik. Eski ve yeni değerlerimizi girdik. Adını burada yazdık. Yapacağımız şeyin de soru 1B olduğunu söyledik. Change'e basıyoruz. Şurada soru 1B'nin artık soru 1B TK olacağını görüyoruz. OK'ye bastık. Evet, soru 1B için ben 1, 4, 2, 3, 3, 2 ve 4'ü 1 yaptım. Onu da soru 1B TK diye bir yeni bir grup olarak SPSS çalışma dosyama ekledim diyor. Bakalım nereye atmış onu. Evet, soru 1B TK'mız burada. Onu alıp şuradan çekebiliyor muyuz? Çekeriz biliyorsunuz ama yine de oraya girmeyeyim, kafanız karışmasın. Bakalım soru 1B. İlk 3 verimiz 1. Hatta ilk 5 verimiz, ilk 5 verimiz 1. Daha sonra 2 oluyor. Bakalım ters kodlama olmuş mu? Evet, ilk 5 verimiz 4 iken bir sonraki verimiz 3 olmuş. Yani ters kodlamayı yaptık. Artık hani anket hesaplarken buna göre hesaplayacağız. Evet, bu videoda SPSS'te anket veri girişini nasıl yaptığımızı, Excel'den nasıl aktardığımızı falan anlatmış oldum. Kafanıza takılan başka bir şey varsa bu konuyla ilgili yorum kısmına yazabilirsiniz. SPSS ile ilgili, istatistiksel analizle ilgili diğer videolarımı görmek için kanalıma tıklayabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Oradaki tartışma kısmına, eğer istediğiniz istatistiksel analizle ilgili bir video varsa da, bir öneri, şunu bana anlatır mısınız diyorsanız da yorum olarak yazın. Anket veri girişiyle ilgili kafanıza takılan bir şey varsa da yine bu videonun altına yorum yazın ki ben de onunla ilgili yeni videolar çekebilirim ya da size direkt cevap atabilirim. Bu şekilde bir iletişim halinde olabiliriz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.